Konu hakkında söylemek isteyen var mı? Konuklarından söz almak isteyen, yoksa başka ben diğer konuya geçeceğim. Tabii ekonomist değiliz ama bu konuda söylemek istediğiniz bir şey varsa dinlemek isterim. Ben bilmediğim konularda konuşmam. Tamam. Ben de sadece ola ki bir cümleniz vardır diye nezaketen sormak istedim. Evet, ekonomist değiliz. O yüzden bir ekonomisten dinledik neler olduğunu, neler olmadığını. Şimdi İyi Parti, Lütfü Türkan meselesi. Lütfü Türkan konusunu biraz daha konuşmak istiyoruz. Bu arada Ümit Bey bir şey söylemek istiyor. Arkadaşlarım söylediler. Ümit Bey buyurun. Ha, şimdi Sayın Öztürk, Sayın Kaya'yı dinledim de şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından işte faiz sebep, enflasyon sonuçtur açıklamasını sadece kendisinin bir açıklamasıymış, kendisinin icadıymış gibi kamuoyuna aktarıyorlar. Bakın geçen gün Bloomberg'de Mark Mobius'un bir açıklaması vardı. Açıklamayı aynen size okuyorum. Burada açıklama. Mobius röportajda enflasyon probleminin büyük bölümünü merkez bankalarının yarattığını söyledi. Mobius, enflasyon yukarı çıktığında faizleri arttırmak iyi bir fikir değil diye ekledi. Evet. Yani şimdi bu en ünlü iş adamlarından ve ekonomistlerden birisi. Ve çekirdek enflasyonda da Merkez Bankası'nın belirlediği çekirdek enflasyonda da %16'ya düşüş var 2021 yılı içinde. Ve bu çekirdek enflasyona çekiliyor faiz oranları. Aslında faiz oranları yani böyle hayalci bir yaklaşımla enflasyonun çok altına çekilmiyor bizim gördüğümüz kadarıyla. Ben de ekonomist değilim. Şey yapmam, bilmediğim konularda da çok savunmak istemem ama bir de dünyanın gerçekleri var. Buna baktığımız zaman gerçekten ciddi bir faiz lobisi var ülkemizde. Bu faiz lobisi üretimden kazanmak yerine faizden para kazanmayı daha uygun görüyorlar ve bunun için çalışıyorlar. Ben önümüzdeki dönemde ben de bu dövizdeki köpüğün alınacağı kanaatindeyim. Evet, peki. Ya bir şey söylemesem vicdanın rahatsız olurum. Beni bağışlayın, böyle kötü bir oyun var. Deminden beri hiç kimseye cevap olsun diye söylemiyorum. Polemik olsun diye de söylemiyorum. Ama rahmetli Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin Son Devrin Din Mazlumları kitabını okumayanlar varsa lütfen okusunlar. Ricam şu, resmi tarihçilerin gerek Tunceli'de olup bitenlerle, gerek Şeyh Said olaylarla ilgili olarak anlattıklarının gerçek olamayabileceğini varsayarak, o dönemde bizim bildiğimiz, bilmediğimiz başka sebeplerle bir takım tenkil operasyonlarının da yapılabileceğini varsayarak biraz daha geçmişi farklı okumamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü CHP'nin tek parti dönemi mecburi iskan kanunlarıyla, şark ıslahat planlarıyla çok kanlı bir tarihtir. Gerçekten ya bu konuda Necip Fazıl'ın herhalde Türklüğünden, milliyetçiliğinden, dindarlığından kimse şüphe etmez ama Son Devrin Din Mazlumları kitabı bir kez daha okunursa sanıyorum resmi tarihçilerin bize söylediklerinin dışında biraz daha farklı adalete, vicdana uygun yeniden bir okuma yapabiliriz diye düşünüyorum. Peki. Şimdi Lütfü Türkan meselesi İyi Parti'de günlerdir konuşuluyor. Tabii Sayın... Evet Ümit Bey. Sayın Öztürk, Sayın Metiner'in tabii ki fikirlerine saygı duyuyorum. Resmi tarihçilerin yazdıklarından okumak lazım ama özellikle Seyit Rıza ayaklanmasının bir feodal ayaklanma olduğu ve meclis tutanaklarında da bununla ilgili çok kıymetli belgeler olduğunu Sayın Metiner de iyi biliyordur. Evet. Özellikle oradan da bakmasını tercih ederiz Sayın Metiner'in. Çünkü kendisi gerçekten araştırmacı, iyi bir siyasetçi, iyi bir yazar. Biz kendisini zevkle de takip ediyoruz. Sadece resmi tarihçilerin okumasından söylemiyoruz biz bunları, yazmalarından da söylemiyoruz. Meclis tutanaklarından da bakarsa dönemle alakalı neler olduğunu, neler gerçekleştiğini oradan da görecektir. Orada resmi belgelerden de görecektir. Orada feodal düzene karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında duran insanlara o feodal çetenin neler yaptığını da kendisi
eminim görecektir. İnşallah belki İhsan Sabri Çağlayan'ın da anıları vardır. Şey program bu değil ama İhsan Sabri Çağlayan'ın anıları vardır. Mağaraya sığınmış sivil, masum vatandaşların. İsyan hangi sebeple çıkmış, çıkartılmış olursa olsun. İsyanı bastırmak ayrı bir şey. Ama zehirli gazlarla nasıl itlaf edildiğini. Hatta İhsan Sabri Çağlayan gene anılarında Şehit Rıza'nın kendi rızasıyla teslim olmuştur. Yani oğlunun kendi göz önünde yaşı tutmadığı halde, kendi yaşı da geçtiği halde yaşının küçültülerek, şimdi bu tür mezalimleri de görmezlikten gelir bir tarih okuması yaparsak sadece terörist, isyancı, zaten tenkil, hala bir takım mağduriyetleri şey yapabiliriz. Onları orantısız güç kullanmayı konuşabiliriz. Ümit Bey, ben farklı bir şey söylüyorum. Konumuz dersin. Ümit Bey, bu konu değildi. Bir cümle olarak geçti. Böyle kapatalım isterseniz tatlı bir şekilde. Devam edelim.